Peygamberimizin öne çıkmış bir numaralı özelliği nedir? Muhammedul ya Beledil Emin, Muhammedul Emin. Mekke'den ancak güvenilir bir Muhammed çıkar. Güvenilir Muhammed'e iman ettiğini iddia edenler ancak güvenilir olurlar. Muhammed Mustafa'ya gönül verenden hırsız olmaz, arsız olmaz, sahtekar olmaz, namussuz olmaz. Bu, iman bu, İslam bu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gülhane Camimizin kıymetli ziyaretçileri, şerefli müminler, Bakara suresi 126 numaralı ayetimizde Allah'ımız وَاِذْ قَالَ اِبْرَٰهِيمُ İbrahim'in şöyle dediğini hatırla. 124 numaralı ayeti kerimeye kadar hep baştan bir başlıyor Fatiha'dan sonra. Neredeyse 18 sayfa Allah Yahudileri anlattı bize. Yeni bir konuya geçti. Konu İbrahim Aleyhisselam. Yahudilerden sonra İbrahim Aleyhisselam'a geçti. Onun şu duasını bize Rabbimiz hatırlatıyor, anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam, Rabbi ceal hâzâ beleden âminen. Ey Rabbim, bu beldeyi, bu şehri güvenilir bir şehir yap diye dua etti. Birinci duası, o şehrin güvenilir olması. Rabbimizden talebi o. Hangi şehir bu? Kur'an'da güvenilir şehir diye geçen, emin belde diye geçen yer neresi? Yarın TRT'de yarışma olsa, sizi çağırsalar, sorsalar ne diyeceksiniz? Kur'an'da emin diye geçen belde Mekke'dir. Mekke'nin Kur'an-ı Kerim'de muhtelif isimleri vardır. Mesela Bekke diye geçer, Mekke. Mekke diye de geçer. Me'ad. Mekke'nin adıdır. Me'ad. Dönülecek yer. Peygamberimiz oradan hüzünle çıkıyor. Rabbimiz sen geri döneceksin diyor. Korkma, üzülme. Nitekim 7 yıl sonra Mekke Medine'den fethediliyor. Hem de savaşsız. Bak Peygamberimizin döndüğü yer. Beledil Emin diye geçer. Rabbi ceal hâzâ beleden âminen. İbrahim Aleyhisselam Efendimiz öyle dua etmiş. Ya Rabbi demiş, bu beldeyi emniyetli kıl, güvenli kıl. Orayla alakalı bayağı kitaplar okuduk, sohbetler dinledik, araştırmalarımız oldu. Şu ana kadar Mekke içinde hiç bir deprem olmamış. Yanlış duymadınız. Mekke'nin kurulduğu o coğrafi yapı, kayalıkların içerisi bir yer. Hiç deprem olmamış. Depremin sıfır olduğu bir yer. Sonra Allah nasip eder de hacca umreye giderseniz veya gidenleriniz görmüştür. Orada bizim gibi dükkanları falan kilitleyip gitmezler. Adamın dükkanına bir çaput asılıdır. Onu şöyle aşağı indiriverir. Erkekse birisi bir şey alsın bak. Aynı şey şu anda Gazze için geçerli. Savaş ortamına rağmen sıfır hırsızlık. İman bunu gerektirir. İslam bunu gerektirir. Orası güvenilir bir belde, öyle mi? Pekala, Müslüman kimdir? Müslümanın tarifini nasıl yapıyor Peygamberimiz? Mümin ne demek? Güvenen adam demek. Güvenilir adam demek. Emniyetli adam, emin adam. Peygamberimizin
öne çıkmış bir numaralı özelliği nedir? Muhammedul ya Beledil Emin, Muhammedul Emin. Mekke'den ancak güvenilir bir Muhammed çıkar. Güvenilir Muhammed'e iman ettiğini iddia edenler ancak güvenilir olurlar. Muhammed Mustafa'ya gönül verenden hırsız olmaz, arsız olmaz, sahtekar olmaz, namussuz olmaz. Bu, iman bu, İslam bu. Onun için İbrahim Aleyhisselam Efendimiz böyle dua etmiş. Demiş ki, Rabbi ceal hâze beleden aminen. Bu ayetten Kur'an'da iki tane var. Bir diğeri de İbrahim suresinde, kendi adını taşıyan surede. Orada da Rabbi ceal hâzel belede. Burada hâzâ beleden, orada hâzel belede aminen. Duanın devamı nasıl? وَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ Ya Rabbi bu beldenin ahalisini türlü türlü nimetlerle, meyvelerle rızıklandır. Normalde Mekke'nin iklimi ziraate elverişli bir iklim değil. Mekke'de yetişen hiçbir şey yok. Çünkü ekip biçeceğiniz bir alanınız yok. Dünden bugüne Mekke'nin can damarı, en önemli gelir kaynağı ticaret. Çünkü orada yapılacak bir şey yok. Coğrafi yapı öyle. Ben ilk defa 91'de oraya gitmiştim. Dünya Kur'an okuma yarışmasına katılmak için. Yaşım o zaman 21. Ne manidardır Kur'an yarışmasında bana bu ayetler çıktı. Ezbere burayı sordular. Bana sorulan yerde Allah İbrahim'i imtihan etti, o da imtihanı kazandı. Tam buradan sordular. Ben de dünya birincisi oldum 91'de. Yani Allah beni de imtihan etti Mekke'de, ben de orada böyle bir nasibimiz oldu elhamdülillah. Şunu demek istiyorum. 91'de ilk defa oraya gittim. Adeta şaşırdım. Ben çölde bir yere gideceğimizi düşünüyordum. Niye öyle düşünüyorsun diyeceksiniz. Çocukluğumdan beri bir ilahi okurdum. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, kumlara batsam, hub cemalin bir kez düşte seyretsem, düşte seyretsem. Ya Muhammed canım arzular seni. İşte bunu okuyoruz çocukken de ben zannediyorum ki Kabe'ye giderken kumlarda ne geçeceğiz? Hiç de öyle değil. Her taraf böyle koca koca dağlar, kayadan oluşmuş özel, sıcaktan yanmış siyah dağlar. Arasında da Kabe. Bizim Hacı Bayram'ın karşısında bir dağ var. Her taraf öyle. Oradan daha yüksek. Yani kayalıklardan oluşan bir coğrafya. Mekke şehri de böyle dağların arasında çok öyle büyük bir yer de değil. Yani o dağların arası ne kadar olsa en fazla 2 kilometre olsun. 3 kilometrelik bir vadinin etrafı dağlarla çevrili. Orası da Mekke işte. Eski Mekke'yi tarif ediyorum. Kabe oraya kurulmuş. İbrahim Aleyhisselam Efendimiz Filistin'de peygamber. Filistin toprakları peygamberlerin topraklarıdır. Öyle sıradan yerler değil. İnsanlığın merkezinin oluştuğu noktalar oralardır. Mekke'ye 950 kilometre bugünkü Kudüs. Fazla bir mesafe yok. Yani bizim, buradan Erzurum şimdi oldu bak. 950 kilometre.
İbrahim Aleyhisselam Efendimiz orada peygamber, yalnız peygamberliği sadece Filistin değil, Mekke'yi de içine kapsıyor. O 950 kilometrelik o mesafede İbrahim Aleyhisselam görev yapmış. Sonra yeğeni var Lut Aleyhisselam, o da peygamber ama muhteşem bir peygamber. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam için ümmet diyor, ümmet. Ne demek? Bir kişilik ordu, tek başına bir ordu adam. İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillâhi hanife. Böyle bir adam. Yani 124 bin peygamberin en önüne geçen 5 kişiden birisi. Belki de peygamberimizden sonra ikincisi. Öyle bir peygamber. Çocuğu yeni olmuş İsmail'i, hanımı Hacer annemiz, siyahi bir hanımefendi. Kundakta çocuk. Rabbimiz emretmiş demiş İbrahim hanımın Hacer'le çocuğun İsmail'i bugünkü Kabe'nin olduğu yere götüreceksin. O gün orası kervan geçmez, kuş uçmaz bir yer. Oraya getirmiş bırakmış. Bir çocukla bir kadın ya, düşünebiliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam demiş, ben gidiyorum hanım. Demiş, sen bizi nereye bırakıyorsun demiş. İbrahim, bu nasıl bir iş? Yani yalnız başına kimsecikler yok. Tabii Hacer annemiz böyle muhteşem bir peygambere hanım olmuş. Sıradan, o da bir kadın değil. Sıradan bir kadın değil. Demiş, sana bunu Allah mı emretti İbrahim? O evet deyince, öyleyse demiş, yolun açık olsun, Allah bana yeter. İmana bakar mısınız? Bugün Gazze'de bizim tepemize bomba yağsa kaç tanemiz elhamdülillah deriz daha bilmiyorum. Kaç tanemiz hala Allah'a olan imanımızı koruruz bilmiyorum. Biz çünkü naylon ipliğiyle bağlı adamlarız. En ufak sıkıntıda kayışa da atan adamlarız. Öyle bir iman kadında ki demiş yolun açık olsun öyleyse ait. Allah demişse beni o zayi edecek değildir. Vardır bir bildiği. Ama bir plan hazırlanıyor. Kaderi ilahide. Biraz yol aldıktan sonra Ebu Kubeys Dağı derler. Hacca gidenler orayı mutlaka görürler. Şimdi kralın sarayı var orada. Orada ellerini açmış İbrahim Aleyhisselam bu duayı yapmış. Demiş ki Rabbi ceal hâzâ beleden âminâ. Ya Rabbi, hanımımı buraya bıraktım, sen dedin. Yavrumu, can paremi, ciğer paremi buraya bıraktım, sen emrettin. Burayı demiş güvenli kıl da bunlara bir şey olmaz. Sade bu mu? Varzuk ehlehu minethemarat. Burada ne yer ne içer bunlar ya Rabbi? Bunları demiş sen rızıklandır. Gördünüz değil mi? Şu anda dünyada en zengin, her türlü nimetin bulunduğu yerdir Mekke. Ben 91'de gittiğimde çok lüks bir otelde kaldık. Yarışmacıları orada ağırlıyorlar. Hepimize birer hizmetçi verdiler, tahsis ettiler. Hayatımda ilk defa öyle bir lokanta gördüm. Abartılı olmasın, buradan bizim kapının girişine kadar 200 çeşit yemek vardır rahat. Hem de kışın birinci ayda karpuz mu ararsınız, kavun mu ararsınız? Almanya'da büyüdüm biliyorsunuz. Yani hayatımda görmediğim meyveler, sebzeler hepsi orada. Neyin bereketi bu? İşte bu duanın bereketi. Bereketi görüyor musunuz? Çölün altından dünyayı besleyecek petrol çıkıyor. Bereket bu. Kimin duası? Rabbi ceal hâzâ beleden âminen varzuk ehlehu minethemarat. Ankara'ya bir aylığına 3 milyon veya 5 milyon insan gelse ne olur Ankara'nın hali? Bir ay burada kalsalar, bir ay da geçtik, bir hafta burada kalsalar, 5 milyon insan olsa ne olur? Değil mi? Her taraf kilitlenir. Herhalde su problemi yaşarız. Yani herhalde yiyecek sıkıntısı baş gösterir. Orada böyle bir haftalığına, iki haftalığına milyonlar bir yığılıyor Mekke'ye. Ne bir yiyecek sıkıntısı var,
ne bir su sıkıntısı var, ne bir trafik problemi var, yok. Sebep? وَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ Almanya'dan biliyorum, burayı bilmem de, orada bir futbol için geliyorlar, bir stadyumun etrafına pislikten geçilmiyor. Her taraf çöp. Çöp dağları oluş. Almanya'da trafik tıkanıyor. Saatlerce beklemek zorunda kalıyorsunuz. Veya bilmem nereleri dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bir futbol maçında gelen 70 bin kişi, 100 bin kişi. Anında 3 milyon insan geliyor ve hepsi orada toplanıyor. 5 milyon insan geliyor. Niye sıkıntı yok? وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ İbrahim Aleyhisselam Efendimiz böyle bir dua etmiş. Yalnız ben 30'u geçti herhalde. Hacca Umre'ye gittim. Merakımdan hacılarıma sorardım. Hacılar, Mekke mi sizi daha çok etkiledi, Medine mi? %99 aldığım cevaptı. Medine beni çarptı. Medine'de başka bir şey var. Mekke'de ibadetlerin karşılığı 100.000'dir. Medine'de 1.000'dir. Böyle olmasına rağmen neden sizi Medine çarpıyor? Sebep ne? Neden gönlünüz Medine'ye bağlanıyor? Orada ne var kardeş? Ne olduğu belli. Kim var? Bir peygamberimiz var. Peygamberimizin duası var. İnsanı oraya bağlayan şey odur. Der ki peygamberimiz, atam İbrahim Mekke için ne istediyse iki katını ben Medine için istedim. Oranın bereketi iki kat daha fazla. Oranın güvenliği iki kat daha fazla. Oranın insanı bağlayıcılığı iki kat daha fazla. Dua bu kadar değil. Bu duanın devamı da İbrahim suresinde anlatılır. Oraya girmeyeyim. Kime rızık ver ya Rabbi? Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Bu şehirde yaşayan müminlere, Allah'a ahiret gününe iman edenlere bu rızıkları ver. Onlar güvende olsunlar. Ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Kale. Şöyle dedi. وَمَنْ كَفَرَا Kim küfreder, nankörlük ederse, peygamber soyundan bile olsanız, kafir olursa, nankör olursa, فَاُمَتِّعُهُ قَلِيلًا Bu nankör, bu kafirleri de o müminlere vereceğim rızıktan geçici olarak bir müddet istifade ettireceğim. ثُمَّ اَضْطَرُّهُ Sonra onu mecbur edeceğim. Nereye? اِلَى عَذَابِ النَّارِ Nereye? Cehenneme. Peygamber soyundan da gelseniz, ki öyle var, bugün ben peygamberin soyundayım deyip İsrail'in uşakları var, tasmalı adamları var. Bilmem ne Haşimiymiş. Ne olursan ol. Peygamber soyundan da gelsen, eğer nankör olursan, eğer İslam'ın dışına çıkarsan, sen de o nimetlerden geçici bir müddet dünyada istifade edersin. Sonra cehennemin dibini boylarsın. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Orası nasıl korkunç bir yerdir. Allah'ımız cümlemizi muhafaza eylesin. Günümüz hayırlı olsun. Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif yerlerinde sıkıntı çeken kardeşlerimize Allah'ımız yardım edecek baba yiğitler, efendim ümmetler nasip eylesin. Günümüz hayırlı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.